Herkese merhabalar. Biz 5 çay çekecektik ama bir türlü müsait olamadık. Biz de dedik ki o zaman şimdi çekelim, yani müsaitiz. Çocuklar da yattı. Hem sohbet hem ederiz de, hem yeriz dedik. Başlarına yazarız hiç bilmiyorum ama önceki 5 çayı tadında bir video olacak bu. Hatta neler yediğimizi belki soranlar olursa diye bir masamızı da göstereyim. Şöyle bir masa hazırladık kendimize. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları hem yiyeceğiz hem sohbet edeceğiz. Şu an çok acıktım ben. Hemen başlayayım. Bir yandan da muhabbet edelim. Çayımızı da demledik. Evet, mis gibi kokusu geliyor. Bu arada geçen haftalarda da story'de paylaşmıştı. Evet. Video çekeceğiz, hani ne konular üzerinde sohbet edelim diye. Evet, bir sürü fikir geldi. Evet. Teşekkür ederiz o yüzden. DM'ime bakıyorum şimdi. Çoğunluk ne yazmış? Siz ne konuşursanız konuşun, keyifle izlerim diyen çok yorum var. Bunu da demeden geçemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Şu an mesela üst üste bastım. Ne çekerseniz çekin, çekin de siz sohbet edin de yazmışlar. Hayatla ilgili pişmanlıklar, kırgınlıklar olabilir. En çok kime kırıldınız? Nasıl onardınız kendinizi ve ruhunuzu vesaire? Bunu konuşabilirsiniz demiş arkadaş. Hayatla ilgili pişmanlıklar. Pişmanlıklar keşke dediğimiz şeyler. Soru cevap videosunda da böyle hani pek keşkelerimiz yok. Sadece işte okusaydım diyorum. Onun dışında pişman oldum. Bilmiyorum. Belki bazı insanlara fazla değer veriyordum zamanında. Şu an tabii ki de akıllanmış durumdayım. Kimseye hak ettiği değerden fazlasını vermiyorum. Yani bu kim olursa olsun yani. Şu mantıktayım birkaç senedir. Yani gerçekten felsefem bu yani. Ben bu dünyaya bir kez geldim. Kimsenin benden ne eksiği var ne fazlası var. Yani hak ettiği değeri alsın. Bu sefer siz sürekli veren taraf olunca size bir şey kalmıyor yani. Demiştim ya sana, hani önce ben. Hı hı. İtiraf et. İlk zamanlarda buna çok şey gelmiştin değil mi? Evet. Çok yani, bence diyordum. Evet. Ama çünkü evet, yani önce ben. Çünkü ben mutluysam, evliysem diye konuşalım ilk önce. Hani ben mutluysam eşim mutlu, çocuklarım mutlu, ailem mutlu. Kesinlikle. Yani bekarsam kendi anne babam mutlu, arkadaşlarım mutlu. Önce ben yani. Bunu diyebilmek bence çok önemli. Hı hı. Aynen. İnsan önce kendi değerini bilmeli. Hı hı. Bunu diyebilirseniz eğer, kendinize en büyük saygıyı mı diyeyim? Ödülü vermiş olursunuz. Yani bence de. Okumakla ilgili benim de pişmanlığım var. Hı-hı. Ha geç mi? Tabii ki bence hayır. Benim İnsan için bile değil. Yeter ki. Aynen öyle. Kemal Sunal'ı konuşmuştuk ya, hani görmek isterdik diye. Hı-hı. Rahmetli kaç yaşında mesela üniversiteden mezun olan biri sonuçta. Değil mi? Tabii. Yani isteğin yeter ki. Yani pişmanlığım bu. Başka keşkem, pişmanlığım, yani öyle kırgın olduğum bir şeyler yok. Sonra cevapta da söylemişlerdi kendileri çok umursamaz olduğumu. Evet. Ben o yüzden pek hayatımda o kadar şey, kırgınlıklarım falan olmadı benim. Hı hı. Benim oldu. Bir üst olacağım oldu yani. Ama bunlardan hep ders çıkarıyor insan. Ne yapmamam gerektiğini daha iyi öğrendim. Kime nasıl davranmam gerektiğini daha iyi öğrendim. İnsanlara belki daha temkinli davranmayı öğrendim. Başkalarına fazla anlam yüklememeyi. Hı hı. Başka ne gelmişti sonra? Bakalım. Kanal açmaya ne zaman karar verdim? Eşim destek oldu mu? Bunu soran bir arkadaş olmuş. Kanal açmaya... ben zaten videolar izliyordum. Londra'da bir Türk kızı vardı o zaman. Gizem İhtan diye birisi vardı. Çok severek izliyordum onu da. Ya var ya, mesela birkaç YouTuber'ı duyuyorum. İşte ben video çekerken kimse çekmiyordu diyenler var. Ciddi mi? Evet. Halbuki ondan önce bu benim saydığım isimler vardı. Yani daha hatırlamadığım isimler de vardır. Yani onlardan sonra gelip böyle bir cümle kurmak çok garip gelmişti duymak yani. Bu neyin özgüveni yani, ispatlı. YouTube'u çok önceden izleyen insanlar çok rahat biliyorlardır ilkleri. Yani o zamanlar aktifsen eğer. Evet, aynen öyle. O zamanlar gerçekten yoktu, doğru dürüst. Böyle saysam 5 parmağı geçmiyordu yani. O yoktu daha yani piyasada. Yani 2014-13 yıllarını böyle bir hatırlayınca 12. Hmm. Gerçekten pek kişi yoktu yani o zamanlar. Yoktu.
Neyse işte onları izliyordum. Böyle onları izlerken şey yapmak geldi. Hani Emrah dedim ki hani ben de çekeyim mi? Emrah da istiyorsan çek. Yani benim için sorun yok. Makyaja zaten ilgim var. Makyaj malzemesinin dolusuna var zaten. Benim çok ilgim vardı. Çok alıyordum. Yani önceden de çok makyaj yapan biri değildim ama neden böyle bir takıntım vardı anlamıyorum. Yani. Biliyorsundur beni. Ben doğru düz makyaj yapmam ama işte alıyordum yani. Allah'tan ki kurtuldum bu şeyden. Eskisi gibi değilim diyeyim ya da arada yine böyle dayanamayıp aldığım oluyor ama. Yani hem yapmıyordun hem de alıyordun. Yani yapsa anlayacağım hani. Aynen. Harcanıyor yani gider hani. Çevreme dağıtıyordum falan. Evet. Bir şekil ziyan olmuyordu ama ne gerek vardı kullanmadığın bir şey alıyorsun yani. İşte Emrah da başla falan. Zaten seviyorsun. İlk videomda ay içime konuşuyorum ben sana. O bak onda bir karışıklık oldu. Benim ilk kanalımın adı Tuğba Yürür'dü. Yanlış hatırlamıyorsam tabi. Böyleydi. İlk videom benim böyle bir makyaj videosuydu. İçime konuşuyorum bildiğiniz. Gerçi benimle bizimle 5 yıl videomda da izleyebilirsiniz o videoyu. Neyse o videoyu çektim. Bir yayınlasam mı yayınlamasam mı? Emrah diyorum beni kim izleyecek? Ne diye izleyecek? Niye insanlar bunu merak etsin? Hani bir de tecrübeli değilim. Bunun profesyoneli değilim. Ne yaptım? Ruj sürdüm, far sürdüm. Yani insana bu ne katacak? Kendi kendimi bir sorguladım önce. Ondan sonra bir şekil attım videoyu. Eşim bana hep destek oldu yani. Mesela ilk zamanlar böyle canımı sıkan yorumlar olduğunda falan eşim çok diyordu. Boş ver, Özlem de bilir, böyle Özlem de der. Umursama, boş ver. Sen bu yolda devam edeceksen kimseyi takmayacaksın. Eleştiri geleceğini bilerek zaten bu yola giriyorsun. YouTube özel değil ki. Yani dünyada insanlar kötü olduğu için oraya da rahatlıkla yani, tabii ki de öyle. Yansıtabiliyorlar. Aynen öyle. Hani bir de şey geliyor hani ben size ne yaptım ki oluyorsun. Hani ilk defa girdiğin için biraz ağır geliyor. Aslında ağır eleştiriler değiller. Mesela ama. Mesela diyorsun ki hani orada ilk başladığım için böyle sesin bir içime kaçık falan evet, böyle. Evet utanıyorum sanki utanma. Canlı yayın. Evet şeyde de söylemiştik yani bunu. Mahbenk'te mi söylemiştik? Şimdi insanlar daha rahat. Bak o zaman bir utanma falan vardı gerçekten hani. Bizim beraber çektiğimiz videolarda da vardı. Harbiden o zaman ortam daha güzeldi. Tabii. Ama şimdi ilk çeken de yani... ilk gibi değil diyorsun. Değil. Gerçekten değil. Yani fazla rahat geliniyor gerçekten. Sanki böyle devamlı çekiyormuş gibi o kameralara. O güzel, o güven güzel. Bize. Güzel de. Yok onu demek istemiyorum. Yani rahat demek istediğim sence hani sana da mesela zamanda Sebibebi de yazmıştı ya bir videona yorum evet, değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Sebibebi yani, bana yorum yazmıştı ilk zamanlar. Yani istesen sen de hani rahatlıkla beni böyle tanıt böyle gibi şeyler yapabilirdin. Aynen. Ama dediğim gibi o zaman bir çekinme falan vardı. Yine de iki öyleymişim diyorum. Bence de. Buraya nereden nereye geldik konuya? Aynen konu neydi? İşte böyle YouTube'a başladım yani. Şimdi aklıma geldi soru. Şimdi yeni bir konuya baktım. En çok gelenlerden ilişkiler. Arkadaşlık, aşk, aile ilişkileri falan bunlar üzerine. Soru cevapta çok konuşmuşsun Tuğba. Özlem'e hiç fırsat vermemişsin diyen arkadaş vardı. Tamam mı? Özlemciğim azıcık konuş. Ben de şurada karnı duyayım. Çok acıktım. Yani aşk ilişkilerini evet. Yanlış soru ben olursa. Ay nasıl bir insanla olmak istersin? Bir de bu soru sorulur ve şey denir ya. Klasik cevaplar. Dürüst. Ne diyeceksin yani? Dürüst olmayan, beni aldatan. Kimse böyle cevap vermez. En saçma soru. Nasıl biriyle evlenmek istersin? Bu saçma soruyu sordum Özlem sana. İyi yaptım. Evet. Yani nasıl biriyle? Yani aşk ilişkilerinde önce tabii ki bence saygı olmalı. Kesinlikle. Yani sevgiden önce saygı. Saygı. Bence de. Yani onu yitirince gerçekten her şey bitiyor bence. Tabii ki yani ilerisi için düşünürsek sorumluluklarını bilen, ailesiyle arasındaki bağın güçlü olması. Güçlü olması. Şimdi böyle sorunca
kaç yıldır ilişkisi olmayan biri olarak ne cevap vereceğimi de şaşırdım. Yani ne dersin? Yani sorumluluklarını bilen, evet, iyi aile terbiyesi almış. Yani klasik aslında cevaplar bence. Kesinlikle. Ne bileyim, işinde gücünde olan, evet, benim yaşımdakiler için küçükler okuyun yavrularım. Evet. Kesinlikle. Yani okuyayım. 18'de 17'deyseniz bence sevgililiği okulla birlikte yürütemiyorsanız bence sevgili biraz daha arka planda kalmalı diye düşünüyorum ben o yaşlarda. Hı hı. O zamanlar evet her şey böyle çok şey gelebiliyor, toz pembe gibi. Gerçekten öyle oluyor değil mi? Hı hı. Öyle oluyor. Ama önce bence gerçekten bir kadın ayaklarının üstünde durup, yani durmalı ve gerçekten ekonomik özgürlüğe sahip olmalı. Kesinlikle. Bir de şey eklemek istiyorum. Anne baba olarak hani. Bence bir evlat hata da yapabilir, yanlış da yapabilir. Hı hı. Evli olunca Allah hani yine tabii kimseye göstermesin, boşuna da bilir. Bence anne baba faktörü de çok önemli. Tabii. Arkasında yani arkasında durmalı. Durması çok önemli. Hı hı. İlişki demişken yani bir insanla evleniyorsun, her şey güllük gülistanlık, mutlusun okey. Ama bir ailenin içine girmeden de asla tanımıyorsun. Yani tabiri caizse affedersiniz, bazı şeylerde köprüyü geçene kadar ayı ya dayı deriz ya, onlar da çok oluyor. Hı hı. Yani yine de inşallah Rabbim herkesin yuvasında mutluluğu, huzuru sağlığı eksik etmesin. Amin, amin. Böyle kötü şeyler yaşanmasın. Ki erkekler olarak da sizi doğuran da bir anne, ablanız, kardeşiniz var. Böyle şeylerde de iyi kız evladınız olabilir. Bunları düşünerek de bu kadar kötü olmayın. Hı hı. Bir de anne babalar için diyorum. Yani siz hiç hata yapmadınız mı? Ya tabii ki de. Değil mi? Yani. Sen de yaptın. Yani evladın da yapabilir. Her şey bizler için yani. Evet. Şimdi bu hata falan deyince aklıma şey geldi. Benim bir soru cevap videom vardı bilirsin. Çocuğum eşcinsel olursa gibi bir soru vardı. Onu cevapladıktan sonra yanlış anlaşılmıştı. Aynen öyle. Mesela çocuğumu okuturum derken birisi demiş ki işte hocaya okutmak mı aklına geldi? Hayır, yok artık. Asla böyle bir şey aklıma gelmez. Ben hiç böyle ne akrabalarımdan ne çevremden gideyim hocaya okutayım böyle bir mevzu hiç dönmedi. Hiç böyle şeyler yapılmadı, anılmadı ki böyle bir şey olduğunda ben gideyim çocuğumu hocaya okutayım. Yani. Bir de birisi çok emin. Şey yazmış. Eminim ki çocuğu eşcinsel olsaydı böyle konuştuğuna bakmayın. Çocuğun evlatlıktan reddederdi. Ben hep söylüyorum. Ben çocuklarımın annesiyim. Yani ben onların arkasında durmazsam kim duracak yani? Sonuçta doğurmadan önce ben demiyorum ki çocuklar ben sizi doğuracağım ama yani sizin tercihiniz bu olacak. Siz bunu yaşayacaksınız, bunu yapacaksınız. O zaman doğururum demiyorum. Tabii ki de bir birey doğurduğumun farkındayım. Kendi kararları, tercihleri tabii ki de olacak. Bunu bilerek doğuruyorum. Ve ben çocuklarımın her daim arkasındayım. Allah göstermesin, büyük konuşmayayım ama benim evlatlarımı tek affedemeyeceğim nokta olduğunu düşündüğüm konu çocuğun başka bir ailenin canını yakması olur. Yani anladınız bu konuyla ilgili. Bir annenin daha yüreğinin evet, affedemeyeceğim diyorum. Şey bu olur. Onun dışında ben çocuklarımın her daim arkasındayım yani. Asla evlatlıktan reddetmek bu kadar kolay bir şey mi ya? Bir de o kadar emin ki yani kesin reddeder diyor. Nereden biliyorsun ki sen beni? Yani buralara nereden geldi şimdi insan ilişkileri dedik. Ya şeyden nereden geldim? Ha, anne baba arkasında durmazsa kim duracak? Ben dedi ya işte evlatlıktan reddeder. Bunun çocukları eşcinsel olsa. Demek ki kendisi öyle düşünüyor. Demek ki. Sen benim o kadar bir de o soru cevap videomu izlemelisiniz yani. Hani o kadar söylediğim şeyden sen nasıl o konuya vardın? Demek ki senin niyetin o. Öyle bir anlaşılacak bir durumda zaten bahsetmedim. Yani. Peki Özlem, arkadaşlık ilişkilerinde neye önem veriyorsun? Neye dikkat ediyorsun? Ya da sana ne yapılırsa o arkadaşlık da biter yani. Ne yapılırsa. Ya benim hep okul çağımdan da böyle benim çok arkadaşım olmamıştır. Yani aslında bu benim daha çok kendi tercihim. Benim de öyle.
az ve özdü yani. Belki bir elin beş parmağını geçmiyordu yani. Ki bu görüştüklerim arasında da belki bir ya da ikisiyle çok sıkı fıkıymışımdır. Hani daha böyle bir dostmuşumdur. Neye önem veririm? Tabii ki güvene. Yani. Saygıda tabii ki de. Yani onlar evet. Ama saygıdan sonra en çok güvene. En çok buna önem veririm. Seçici olduğum için yani hiç böyle arkadaştan yana bir dost kazığı bir şey yemediğim için ben bir şey de diyemiyorum şimdi. Doğru. Sen? Bende de böyle hani sınıfta falan böyle çok sevilen bir öğrenciydim. Hani çok arkadaşlarım tabii ki vardı ama Özlem'in dediği gibi çok nadir insanlarla böyle çok fazla diyalog kurarım. Ben dost kazığı yedim kankacığım, biliyorsun. Bunu çok önceki videomda anlatmıştım sanırım. Lise yılları. Tabii lise yılları, liseden. Yani benim de arkadaşlıkta önem verdiğim şeyler, gerçekten ben saygıya önem veriyorum. Dediğin gibi güven tabii ki de olmalı. Değil mi? Yani böyle söylediğim bir şeylerden bir şey çıkarmayacak insanlar. Bu nasıl denir bilmiyorum ama art niyetsiz bir insan. Her türlü muhabbeti konuşabileceğiniz, büyük de büyük, küçük de küçük olabilen, benim için bunlar çok önemli ki benim ortaokuldan beri olan bir arkadaşım var. Az öz arkadaşım var benim. Yani bunlar benim için önemli. Tabii ki arkadaşlıklarım oluyor ama tabii ki de her arkadaşla her şeyi konuşulmuyor. Bence de. Olmuyor yani. Bir de mesela tartıştığınızda falan tartışacağınız insan da bir seviyesi olmalı. Yani az bozuk böyle bir insanla ben hayat arkadaşlık yapamam mesela. Değil mi? Kesinlikle yapamam. Sen zaten kendi karakterine, kişiliğine, huyuna, suyuna böyle daha yakın hissettikleriyle. Tabii ki de. Ha, bu arkadaşlık ileride ne olur ne olmaz. Bugün iyidir, yarın kötü olabilirim. Kötü olmazsın da elektriğiniz uçmadığını yani, anlarsın, görüşmezsin, olur biter. Evet. Ama işte hani bir tartışma da yaşayacaksan bu da seviyeli olmalı. Kesinlikle. Örnek veriyorum, böyle tartışacaksınız falan. Ben sinirlenince ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor diyen var. En sinir olduğum şey. Arkadaşım sende sinir var da ben sinirlerimi mi aldırdım peki? Ben nasıl ki kendi karakterime, duruşuma yakışanı yapıyorsam sen de onu yap yani. Öyle değil mi? Ona bakarsan ben de tutamayabilirim. Tabii ki de ben de ağzımı bozarım ama yapmam yani. Bu bana yakışmaz. En sinir ya, bu biraz şey yani, kolaya kaçmak yani. Yani sonra ne oluyor? Çok sinirliydin. Ağzından çıkana kulağım duymadı. Özür dilerim. Nereye geliyor bu? Yani. O yüzden tartışacağınız insan da seviyeli olacak. Bence de. Çok şükür yani. Benim yeterince değer verdiğim insan var hayatımda, arkadaş olarak olsun. Kuzenim zaten, hem kardeşim sayılır hem benim en yakın arkadaşım sayılır. Öyle yani, sayılır demeyeyim şimdi. Sayılır. Bu şekilde. Peki, bazen gençlerde olur ya böyle bir 18 olayım, bir kapıyı vurup çıkayım şeyleri, havaları. Bizde olmadı mı? Bizde de oldu. Oldu. Ama buradan söyleyelim. Çok yanlış. Yapmayın. Hayır, o ergenken unuttuğun ne biliyor musun? Yani sen 18'ine geldiğinde o anne baba yine aynı anne baba yani. Yine vurup kapıyı değişen çıkamayacaksın. Şey aynı ki kapıyı vurup çıktın, o yaşta ne yapacaksın değil, değil mi? Mi? Yani o zamanlar tabii abi, 18 olsam 13'ken daha 15 oluyorsun bir anda. Yaş büyüyor. Bak şimdi. Küçükken bir yaşı yani yükseltme şeyi oluyor. Tabii. Şu an ben 31'im. Şu an küçültme. Yani geceleri saymayayım diyorum. Ben şu kadar yaşındayım diyorum yani. Belli bir yaşa gelince. Yani. İşte çok fazla beklemeyin bir 18 olsam diye. Gerçekten çok hiçbir şey nasıl zaman geçiyor bilmiyorsunuz. Yani her yaşınızın, gününüzün, dakikanızın değerini bilin yani. Ya bakın, 18 bir olsam diyordum, üstünden 13 yıl geçmiş. Şaka gibi ya. Değil mi? İlginç bir şekilde belki sinir olacaksan ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Senin aksini. Ben çok şanslıyım deyip durur. Evet. Ama öyleyim yani, sence? Bazı şeyler tesadüf olmuyordur. Ya denk geliyordur diyelim yani. Negatifi çağırma üstüne. Çağırmıyorum ki. Ya çağırmıyorum. Şanssızlık diye oldu öyle işte. Ama öyleyim yani.
Şanssızım derken yani ay çok şükür ailemden yana yok, yani o yok, şeyler değil. Ufak tefek yani şeyler çok şükür böyle. Aynen öyle. Yani bir istediğim olmamıştır şanssızım. Yani o tarz yani, bir şey söyleyeyim ben size. Aynen. Ya da olacaktır olmaz onun gelince. Evet. Oluyor bu hepimiz o. Hele ki planladıysan. Mümkün evet, değil planlar olmuyor. Yaparken başınıza gelenlerdi demiş ya. Öyle miydi o söz? İnşallah öyledir şu an. Yani yoksa çok şükür. Bazı şeylerde, çoğu şeyde çok şanslıyım yani. Bence de. Sanırım yani. Zaten. Yani onlar da o kadar olacak. Nazar boncuğu. Yani. Bir tane daha var konu aklıma geldi. Gençlik aşklarınız demiş. Tavsiyeler verin bize demiş Özlem. Tavsiye verebileceğim bir gençlik aşkı yaşamadım. İşte şanssızım. Şanssızım. Yani gençlik aşkı ya gelip geçici gibi böyle. Ne verebilirim ki tavsiye? Niye gelip geçici olsun Özlem? Şanssız olduğumdan biter diyorsun yani. Kabul ediyorsun. Gençlik aşkıyla insan evleniyor. Biliyorsun. Ya öyle var. Çevremden de var gerçi de. Bilmem. Gençlik aşkı. Aşk nedir ya? Gelip geçer. Bence aşk konularına üzülmem biliyor musunuz? Yani. Üzülmüyor gerçekten. Gerçekten üzülmüyorum. Yani gerçekten bazı şeylerde çok umursamazdım. Yani, acaba gerçek bir aşk takıyorum. Yaşamadığını düşünüyor musun hiç? Düşünüyor musun? Yani gerçekten... Düşündüğüm zamanlarda olmuştur. Ama bilmem böyle gençlik aşkı deyince diyorum ya bana hep gelip geçici bir hevesmiş gibi geliyor. Belki bir süredir hani düzenli bir ilişkin falan olmadığından da olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben aşk meşk konularına yani bilmem pek üzülen biri değilim ki hani. Bunlar buraya not edilsin. Bu sözler buraya not edilsin. Ama sen de üzülebileceğimi sanıyor musun? Hani Allah göstermesin sevdiğim bir insanın sağlık sorunudur bir şeyidir. Yani öyle şeyler olmadığı sürece ben böyle aşk meşk konularına çok üzülen biri olmadım hiç hayatımda. Ki Allah'ım ileride tabii evlenince ayrılık falan göstermesin onları saymıyorum ben. Evlenmeden önceki şeyi söylüyorum ha. Evlendikten sonra illaki üzülürüm. Tabii ki de canım. Bir yuva kuruyorsun tabii. Bir emeklerle. Bilmiyorum hani çocuğun olur vesaire o konuyu ama ben evlenmeden önceki evreyi söylüyorum. Yani üzüldüğümü gördün mü? Görmedim bence. Üzülmedin de bir şeyler. Üzülmedin ama dürüst olayım şimdi. Ben böyle yani nasıl diyeyim? Unutamayacağım bir ilişki yaşadığını düşünmüyorum. Unutamayacağım. Evet. Yani seni üzecek. Yani ya. Yani çok da derinlere girmeyeyim şimdi. Çok sevip değer verdiğim tabii ki zamanında biri oldu. Ki yani biliyorsun aslında yani onda bile o kadar üzülmedim. Evet umursamazsın ama dediğim gibi. Ha bunu hala diyorum bak evlenmeden önceki evreyi söylüyorum ben. Evlenip ayrılmak çok başka ben onları ya saymıyorum bile. Ya zaten şu an bile. Sevgililikten bahsediyoruz. Evet, evlilik, nişanlılık falan bu devreler çok farklı. Devre aynen. Değil evreler. Senin devreler yanmış ama. Ay öyle. Yani. Ama gençlere ne tavsiye verebilirim? Kızlara bakayım. Evet tavsiye verebilirim. 31 yaşındayım. Videonun başında dedik ya kimseye kendinizden fazla değer vermeyin. Hele ki bir erkek ya da bir kız için de diyebilirim. Karşınızdaki insan sizin sevginizden çok eminse, bunu ona çok hissettiriyorsanız şımarabiliyorlar. Yani bunu bu kadar hissetmesinler. Evet sevdiğinizi söyleyin. Buna hep varım. Sevgili olur. Evet. Arkadaşınız, aile olur, aileniz anne, her olur. Zaman sevginizi söyleyin. Ama hak ettiğinden fazla değer vermeyin. Bu sefer gerçekten vazgeçilmez olduğunu sanıyorlar. Sanıyor. Aynen öyle. Çünkü bunu veren sizsiniz. Evet. O yüzden öyle olun. Ya da kendinizden asla ödün vermeyin. Evet. Bunu kesin diyeyim. Yok bunu sevmedi etek giymeyeyim. Vay bunu yapmayayım. Şunu yapmayayım. Hayatta yapmayın. Hayatta. Ne oluyor? Sizin aslınız nedir? Açıklar için konuşayım. Mini etek giyen insansınız. Atlet giyen insansınız. Birisiyle tanıştınız. İşte sizi daha kapalı giymenizi söylüyor.
Ya saygı göstermek işte kısacası. Aynen öyle. Öyle diyor. Yani bu sefer hep daha fazlasını istiyor. Sen tamam, o ilk zamanlar böyle hoşuna da çünkü gidiyor. Çünkü sen biliyorsun kendini. Seviyor beni. Ay, seviyor evet. beni. Ay kıskanıyor. Hayır bunu ya. Yapmayın. Bu sefer var ya bu böyle uzun gider. O nasıl kendi egosunu tatmin etmek mi diyeyim? Tabii ki de. Evet. Bu sefer daha fazlasını bekliyor. Bu sefer niye röstürdüğüne gelecek? Bu sefer vay kafanı niye camdan çıkardığına gelecek? Bunun arkası kesilmez. O yüzden asla kendiniz olmaktan vazgeçmeyin yani. Kimse içinde değişmeyin. Sizi sonuçta bu adam böyle beğendi ya da bu kadın sizi böyle beğendi yani. O yüzden kendiniz olun. Çünkü bir süre sonra başkasının istediği kılıfa girerseniz, başka bir şekle dönüşürseniz yani kendiniz olmadığı için bir süre sonra siz zaten daha kötü sonuçlara çıkacak yani. Sonra da neye geliyor? Sen böyle değildin. Sen çok değiştirmeye çalıştın. Aynen öyle oluyor. Sen çok hayır ben hep böyleydim. Sen beni değiştirmeye çalıştın asıl. Ama feci sinirliyim. Yani şu an kime konuşuyorum ben bilmiyorum. Takipçilerim hiç üstünüze alınmayın. Bir türlü bir agresif oldum. Emrah mesela hani seni çok kıskanıyor mu falan diyenler var. Ya ilk zamanlar kıskanıyordu. Ben de yine aynı o şekilde. Gerçi benim pek yapımda da kıskançlık yoktur. Hatta Emrah bazen der ki beni niye hiç kıskanmıyorsun falan der yani. Kolay kolay kıskanmam. Belki kıskanacağım bir şey yaşatmadığı için de olabilir. Onu da bilmiyorum. Özlem sana soru soracağım. Bak konudan konuya. Hep bana geliyor. Vallahi geliyor. Sor bakalım. Sevgilini diyeyim, eşe girmeyeyim. Seni aldattığını anladın. Adam. Bugün önceden mesaj buldun. Canım işte şu gün, işte yarın buluşalım falan diye mesaj gördün. Ertesi gün o kafeye gider misin? Gidersen ne yaparsın? Asla kendime yakışmayacak bir şey asla yapmam. Diğerinin egosunu asla yükseltmem. Vazgeçilmesi havasına sokma. Ne yaparım? Ya şimdi sevgili gibi mi konuşuyorlardı mesajda? Tabii canım aşkım diyerek böyle. He. Anladın yani sevgili olduklarını. Tabii ki bir arkadaşı kız arkadaşı elbette ki olacak. Normal. Bana olan yarın bir gün sana da olur der. Güzelim. Güzelim der. Yani bilmem pek gideceğimi de sanmıyorum. İlişkiyi o gördüğüm anda bitirir kestirir atardım sanki ben. Gideceğimi sanmıyorum çünkü kendime yakıştıramam oraya gitmeyi. Anladın denk geldim mı? Diyeyim. Mesaj yok hiç ortada. Mesaj bu sefer başka bir kızla konu. Bir kızla geldi. Gördüm el ele masada. Eminsin öyle yani mi? Beraber. Gidip çerçeve başıma düşürüyor. Öyle uzun ki saçım. Burası ondan değil. Yani bilmem. El ele gördüm ne yapardım. Gider bir selam verirdim. Afiyet olsun de. Afiyet olsun derdim. Tanışırdım bir bakayım kimmiş. Yani böyle böyle der anlatırdım. Çeker giderdim yani ne yapacağım ki? Öyle ne yapacaksın? Oturup çay içecek hali yok, yok orada. Yani. Siz el ele tutuşmaya devam edin deyip. Yani. Ha neye sinir olurdum? Kendi aptallığıma sinir olurdum. Anlamadım diye mi? Ne için ya da? Yani. Bu insana niye bu kadar değer verdin? Ben neyi görmemişim? Ben bunun neyini sevmişim? Böyle bir insanın derdim. Yani en çok yine kendime kızardım. Yani. Öyle. Peki. Peki. Aldın mı cevabı? Tatmin oldun mu? Evet oldum. Senden beklenen cevap. Çünkü şey de duydum ben böyle. O kızın saçını başını yiyorlar amcılar. Çok çirkin. Yok ya. Kesinlikle. Ya biliyor musun? Ben böyle bir durum yaşasam Allah göstermesin o kız benim umurumda olmaz. Olmaz yani. Benim hayatımdaki insan beni ilgilendirir. Bu Ayşe Fatma fark etmez yani. Allah göstermesin tabii büyük de konuşmak istemiyorum ama bir de şey var ya çok çirkin. Kuyruk sallaması adam bakmaz. Aa çok çirkin. Gerçekten çok çirkin. İstediği bunu kadar... bazen kadınlar da yapıyor. Tabii, yapmayın tabii ya. Tabii ki. Kadın zaten yani, bunu... kuyruk sallaması. Eşi için diyeni duydum Özlem. Eşi onu aldatsa kadın kuyruk sallamasaydı diyor. Ya erkekte hiç bu kabahat yok. Tabii erkekte zaten kabahat. İşte yani ona göre yok gibi geliyor. Kadın demek kabahat. Ki yani benim kocam da ya da sevgilim her neyse onda kabahat. Ne karşıdaki kadında kusura yani. Bakma da yani. İlginç. Evet tabaklarımızı götürdük. Şimdi tatlımızı önümüze aldık. Onu yiyelim. Yani artık kapatalım. Aynen. Bir de son bir şey daha
cevap verelim. Evet, sorun. Film konusuyla ilgili de çok soru gelmiş. Çok film izlediğimiz için hani en sevdiğiniz filmler neler? Hani onlardan bahseder misiniz diyenler olmuş. Biz zaten biliyorsunuz en çok korku gerilim filmlerini izliyoruz. En severek izlediğimiz ve ürktüğümüz, düşündükçe yine korktuğumuz korku seansı var 1 ve 2'si. Yani bunu hep söylüyoruz, evet. Aynen. Yani biz gece rutini çekmeden önce de izledik bunu. Evet. Ya gerçekten etkilendiğim bir filmdi benim için. Yani söylemişimdir zaten birkaç videoda. Annabella'nın biri güzeldi. Bu son da güzeldi. Hmm. Emrah'la gittik videosunu da çekmiştim. Emrah bayağı korkmuştu. Bence o da güzeldi. İkisini o kadar beğenmedim. Değil mi? Bizle evet. Beraber. Şeyi geçmeyelim. Neydi o? Ruhlar Bölgesi miydi? Seri. Seri, evet. O da çok o da iyiydi. Güzeldi. Aynen. Ama onun sonuncusu da bence gelecek herhalde ya. Değil mi? Kalmıştı. Geldi mi acaba ya da? Bilmiyorum ki. Biz onu izleyip bitireli de bayağı oldu. Evet. Bakmadık. O da güzeldi. Korku filmi olarak başka? Bir şey daha vardı. Doludur, sanki. Dolu da. Aynen, bir şey daha diyecektim, unuttum. Çok izleyince de unutuyor insan. Evet. Çok ağladığımız bir film var. Hint filmiydi. 3 diye. Yani şimdi 3 yazarsanız belki çıkmaz ama hani 3 Hint filmi yazarsanız çıkar. Böyle saçı örgülü, üniforması olan bir kızdı kapak resmi. Sanki öyle hatırlıyorum. Özlem ta tişörtümüz ıslanmış dağlarken. Hatırlıyor musun? Biz onu gece rutinle çekmedik değil mi? Çekmedik. Hatırlıyorum. Nasıl ağladık, nasıl ağladık. Mesela bu Deli Bal şey, yani bu filmin uyarlaması. Orijinali bu film. Hint filmi olan. Yani Deli Bal'a ağlayıp beğendiyseniz kesinlikle orijinali olan bu 3 Hint filmini bence izlemelisiniz. Seversiniz diye düşünüyorum. Tabii çok dans falan ediyorlar ama yani Hint filmleri böyle. Leon da mı Hint filmiydi? Evet, onu da izlemiştik. Ben onu çağlayamamıştım. Ağlamamıştık, evet. Biz o zaman yine böyle işte baktık film de onu da çok çıktı video karşımıza. Video çekmiş miydik hatta onu gece rutinine sence? Çekmiştik, çektik galiba. Çektik diye hatırlıyorum, aynen. Şeyde, Kore filmi de vardı izlediğimiz. Gece rutinine çektiğimiz mi diyorsun? Hı. 7. Cüce'deki mucize. Muhteşem bir film. Gerçekten evet. Muhteşem. Ne ağladık. Bir de bitti film. Daha da ağladık yani. Böyle insanın gerçekten diyorsun ya öküz oturuyor diye o filmlerden. Yani içinize bir şey oturuyor gerçekten. Nefes alırken zorlandım o derece. Ay. O da güzeldi. Çok güzel bir filmdi. Çok vardı aklımıza gelmiyor kesinlikle şu an. Kesinlikle öyle. Dizi de öyle. Biz bir ara beraber Kore dizisi çok izliyorduk mesela. Sonra Özlem gitti. Ben yine hala izledim. Yani ben çok rahat 2-3 belki de 4 yıl boyunca Kore dizisi, Kore filmleri o kadar çok izledim ki yani. Hatta videom da var böyle. En sevdiğim 5 Kore dizisi diye. O linkini aşağıya bırakırım eğer ilginizi çekerse. Bakarsınız. Bir de 1 litre gözyaşı vardı ya Türkiye'de. Onun orijinal versiyonunu... Bence her insan izlemeli o ya filmi. Aman o diziyi. Japonca bir dizi. O kadar güzel. İzlemedim. Kesinlikle. Onu. Yani bence herkesin izlemesi gereken bir dizi. Size çok şey katıyor bir kere. Bir kere gerçekten hayatın anlamını o zaman daha iyi anlıyorsunuz. Sağlığınızın değerini daha iyi biliyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki ufak şeylere ne kadar çok gereksiz takılmışım diyorsunuz. O kızın o mücadelesi ve o hastalığına rağmen o hayata tutunması, o neşe dolu olması, o kadar olgunca hareketi vardı ki yani 1 litre gözyaşının Japon versiyonu izlenmeli. Yani bizim Türkiye'de 1 litre gözyaşı çok kötüydü. İlk 2-3 bölümünü izledim. Hani izlediğim dizi bu muydu dedirtti bana. Sonra üçlü aşk üçgenine döndü falan. O dizide böyle bir şey yok. Hayat mücadelesi veriyorlar. Kızının sağlığıyla uğraşan, çırpınan bir aile. Çok güzel. Bir de gerçek bir hikaye ve yani ancak bu kadar kötü anlatılabilirdi Türkiye'de. Amacından çıkıyor bazen. Kesinlikle. Neden? Bizim Türk insanı çünkü seviyor entrikayı şeyi. Senarist ona göre ilerliyor yani. Rating az olunca aşka meşke döndürüyor işi falan.
Çünkü Türk insanı bunu daha çok seviyor herhalde diye düşünüyorum. Olabilir. Aynen öyle. Böyle yani. Evet. Aa, bir de dizilerde şeye çok karşıyım bak. Konu konuyu açtı. Bunu da konuşalım. Mesela dizide birileri bir şey görüyor. İşte bizim çocuklarımız var. Hiç iyi örnek olmuyor. Bu diziler niye böyle? En basiti şeyde. Nurgül Yeşilçay'ın dizisinde oğlu yüzüne tükürmüş. İşte vay benim o çocuğum sordu ki anne bu neden yüzüne tükürdü? Benim çocuğuma kötü örnek oldu da bunu gördü de. Ya o zaman oturalım hepimiz haydi izleyelim. Çizgi film izleyelim. Yani gerçek hayatta neler oluyor ya? Bırakın tükürmeyi. Ailesinin, evet, annesine babasına neler yaşatanlar var. Yine anne baba olarak çocuğunu da yaşatan vardır elbet. Gerçek hayatta daha fazlası yaşanıyor. Yani bir de bir zahmet çocuğun o saatte izlemeyi versin. Ya da sen izlemeyi ver çocuğun ayaktaysa. Senaryo yani. Sürekli güllük gülistanlık diziler, toz pembe bir hayat çekecek hali yok. Yani çocukları televizyondan biraz daha uzak tutarak. Aynen öyle. Benim eşim Çukur'u çok seviyor mesela. Ama çocuklar ayaktayken izlemiyor. İnternetten onlar yatınca izliyor. Ya da ertesi gün yine onlar yattıktan sonra izliyor. O gün izleyemiyorsa bile. Yani internet olması tekrar oluyor illaki. Yani ya da işte çocuklar odasında takılıyor. Biz mesela çocukların odasına gidiyoruz. Emre eğer o gün izleyecekse falan. Ya bir şekilde izletmek istedim. Bu benim elimde yani. Annesi babası olarak senarist mi onu düşünecek? Yönetmen mi düşünecek? Ben düşüneceğim yani. Aynen öyle. Yoksa aynı tarz diziler sürekli olur. Buna da değindiğim iyi oldu. Şimdi senaristler beni ödüllendirirmiş. Öyle arkadaşlar. Aynen. Yalnız birçok konu konuştuk. Hem istedik sohbet edelim hem dedik gelen sorulara cevap verelim. Biraz soru cevap tadında, biraz sohbetli bir şey oldu. İnşallah karışık olup da canı sıkılmamıştır videoyu izlerken. Bugünlük o zaman bizden bu kadar olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.